Oh be, başladık mı? Çok mutluyum. Ne zorluklarla şu videoyu başlattık. İnan bilemezsiniz. Herkese merhaba, benim dünyama hoş geldiniz. Bugün sizinle plaj çantamda neler var onları göstereceğim. Klasik bir şey biliyorum ama belki benim çantamın içinde değişik bir şeyler vardır diye umuyorum. Tabii ki de yok ama olabilir. Bir şey de çıkabilir. Belki tavşan falan çıkarırım böyle. Hemen başlayalım o zaman. İlk önce tabii ki de en gerekli olan şey havlu. Bir adet havlum var. Ondan sonra mesela meyve getirmişim. Kayısı. Bahçeden bunlar. Bayağı içinde 8-10 tane kayısım var. Ben çünkü denizde çok acıkıyorum. Enerji toplamak için de böyle sağlıklı yiyecekler yanımda her zaman bulunduruyorum. Size de tavsiye ediyorum. Ve su, 0 kalori. Su için, su hayattır. Gerçi bu Nestle, Pure Life. Su hayattır hangi şeyin sloganıydı acaba? Sen biliyor musun? Hayır. Hayır. Neydi ya, su hayattır. Ha, hayat su. Ya Allah kahretsin. Evet, gözlüğümün kılıfı. Bu gözlüğümü de ben Mango'dan almıştım. Böyle çok enteresan bir gözlük. Böyle seven seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Ama bence çok güzel. Onun haricinde bir güneş yağı bronzlaştırıcı. Bu Eda Taşpınar'ın bronzlaştırıcı yağı vardı içinde ama aslında bunun içinde başka bir mucizevi yağlar var. Bunu ben bir sonraki videomda ya da gelecek videolarımdan birinde size anlatacağım. Kendi bronzlaştırıcı yağınızı doğal yollarla kendiniz yapın diye. O yüzden bu büyük bir sır. Ve tekrar bir su. Sıfır kalori olduğunu vurgulamıştım değil mi? Yazını çok tüketiyorum. Galiba biz bu suları ucuza bulduk. Mesela bir önceki Nestle'ydi, biraz pahalı geldi herhalde bize. Sonra bir aroma almışız. Bunların ikisi de açılmamış. Tabii ki olmazsa olmazım powerbank ve telefonumun şarj kablosu. Ben şöyle bir ufak çanta taşıyorum yanımda. Bunu ben H&M'den almıştım, böyle 5 liraya falan herhalde. Çok tatlı rengi var, böyle çok kullanışlı bir şey. Bunun içine böyle her şeyimi koyuyorum. Çünkü öbür türlü çantamın içine böyle kumlar giriyor ya da güneşten falan böyle zarar görebiliyor. O yüzden her şeyimi bunun içine koyuyorum. Bunun içinde bakalım neler varmış. Bir adet telefon kulaklığı. Müzik dinliyorum arada falan böyle. Ve açılmış jelibon var. Hairball. Çok severim ya jelibon. Mesela ben çok fazla küçük şeylerle mutlu olabilen bir insanım. Bunu herkese duyuruyorum cümle aleme. Böyle mesela biri gelse bana bir kutu bir jelibon getirse ben dünyanın en mutlu insanıyım. Bir adet lastikli tokat. Ya her zaman siyah favorim. Bir tane ayna. Ayna her zaman yanımda benim. Kendime bakıyorum falan. Çünkü denizden çıktığımız zaman bazen böyle sümüklerimiz falan akıyor ya. Hani yanımızda da bir erkek arkadaşımız falan varsa rezil olmayalım diye. Ya da simit yiyoruz mesela. Denizde ben çok tüketirim simit. Susam kaldım bak, simitçi geçiyor mesela. Var ya abi, hoş geldin. Böyle bir ayna yani, mecbur lazım. Bak paralarım döküldü ya. Tertoka. Tertokalarımı hep kaybederim normalde ama böyle bu çantanın içine koyduğum zaman gerçekten kaybetmiyorum. Bozuk paralarım var. Biraz da kağıt param var. Çok zenginim bu aralar. Ve tekrar bir yarım fışırdı. Bu da aromaymış. Bari su içeyim. O kadar su hayattır dedim. Bu şey gibi olmadı mı? Fi dizisindeki. Ozan Güven'in neydi oradaki adı? Nasıl lıkır lıkır su içiyor ya? İnanamıyorum. İnsanın canı istiyor değil mi? Bir adet ıslak mendilim var. Ben normalde yanımda ıslak mendil taşımıyorum plaja gelirken. Çünkü güneşte ıslaklığı gidiyor, direkt kuruyor. Bu yüzden böyle evde dandik bir şeyler varsa onları getiriyorum. Ve başka da bir şeyim yok. Her şeyim bitmiş bulunmakta. Bu da plaj çantam. Bunu ben Ikea'dan almıştım ve senelerdir kullanıyorum. Kumaşı falan o kadar güzel ki.
her şeyle mükemmel. Bu benim canım. Cem Manay'mış. Ha, can manay o, Cem değil. Evet. Ve tabii ki olmazsa olmaz güneşten korunmak için bir adet of saçlarım yapışmış. Değil mi? Şu an çok kötü gözüküyorum. Böyle bir şapkam var. Ben bunu Güney Kore'ye gitmiştim geçen yıl. Oradan aldım bir turist kabası edasıyla. Ama o kadar güzel ki anlatamam. Yani bütün gölgeliği sağlıyor bana. Hiç yanımda şemsiye ya da öyle o tarz şeyler taşımak zorunda kalmıyorum. Ya da öyle bir yer aramak zorunda kalmıyorum. Bunu bir takıyorum. Böyle içinde belki bir tavşan çıkar diye. Biz nasıl sahip olacağız bu şapkaya? Bu şapkaya gidiyorsunuz Kore'ye. Parasını veriyorsunuz. Alıyorsunuz. Bu kadar basit her şey. 12 saat yolculuk yaptıktan sonra tabii ki oluyor bunların hepsi. O yüzden videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ben koşa koşa denize gideceğim. Hemen soyunuyorum. Eğer abone olmadıysanız hemen olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.